Bu mektubu annemin adına yazıyorum. Annem 72 yaşında. O anlatıyor, ben yazıyorum. Bizi evlendirdiler. Ben o zaman 12 yaşını yeni bitirmiştim. Üçüncü çocuğa hamile kaldığımda kocam dedi ki, bu karnındaki çocuğu kardeşime vereceğiz. Israr edince beni dövmeye başladı. Sobanın üstünde yarım su dolu güğün vardı. Onunla vurmaya başladı. Çocuğu alıp gitmişler. Evde kaynım vardı. Kızımı emzirmeye gittim. Arkamı döndüğümde kaynım dibimdeydi. Bir de ben tadayım bakayım, sütün tatlı mı? Kaynım beni zorla divana attı. Ailemizde sapık bir adam vardı. İleride kızıma bir şey yaparsa diye aklım çıkıyor. Çantamda ekmek bıçağı vardı. Bir şey yapacak olsa sokacaktım karnına bıçağı. Bu adam sapık. Kızıma büyüyünce bir şey yaparsa diye. Ama daha büyümeden yapmış. Annem evde yokken babam bana çikolata getiriyordu. Bak sana çikolata aldım. Mahrem yerini çocuk örmeye başlamış. Kızım da konuşamıyor. Hep o pis olaya maruz kalıyormuş. Videoya başlamadan önce kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Destekleriniz bizim için önemlidir. Sevgilerimizle. Keşke yapmasaydım programından herkese selamlar sevgili dostlar. Ben Yunus Çevik. Kanalımıza ilk kez geliyorsanız abone olup bildirim zilini açarsanız mutlu oluruz. Bu hafta Anlatırsan Film Olur konuğumuz yok arkadaşlar. Bizler de pazartesi günü yayınladığımız Keşke Yapmasaydım programında yollanılan mektuplardan yeni bir tanesini okumak istedik. Yeni bir bölüm Keşke Yapmasaydım 3. bölümüyle karşınızdayız. Bu programda keşke yapmasaydım dediğiniz, kimseye anlatamadığınız olayları yolladığınız mektuplarla okuyacağız. Sizler de başvuru yapmak istiyorsanız hayat hikayenizi en az 5 sayfa olacak şekilde aşağıdaki mail adresine göndererek yapabilirsiniz. Bu hikayenin yaşayanı siz olsaydınız nasıl bir yol izlerdiniz? Düşüncelerinizi, önerilerinizi yorumlara yazarsanız en azından siz yaşamasanız da bu hikayeye veya buna benzer hikayeleri yaşayanlara ışık tutacaktır. Önce mektup üzerinden çok kısaca hemen bahsedeyim. 72 yaşında bir teyze ve çocuğu evlatlık veriliyor. Başına inanılmaz şeyler geliyor. Çok acılar çekmiş ama mutlu son var. Çok fazla bekletmeden hikayemize geçebiliriz. Merhabalar. Bu mektubu annemin adına yazıyorum. Annem 72 yaşında. O anlatıyor, ben yazıyorum. Hayatı film gibi bir kadın. Ama programınıza gelip anlatamaz. Hem yaşlı hem de bu yaştan sonra el alemin diline düşersin kızım. Ben anlatmak istemiyorum dedi. Bu hikaye aslında annemle bizim hikayemiz diyebilirim. İki abim var. Onlar bana ait olan kısmını bilmiyorlar. Bu saatten sonra da öğrenmelerini istemem açıkçası. O yüzden biz de mektup olarak anlatmak istedik. Böyle bir programa başlamanıza sevindim. Başarılar diliyorum Yunus Bey. Annemin anlatımına geçiyorum. Ben sıcak memlekette doğdum. Antalya'da doğdum. İki erkek kardeşim, bir de abim var. Kız kardeşim yok. Zorluklar içinde bir çocukluğum oldu. O zamanlar köyde küçük yaşta çalışırdık. Okumadım. Kızlardan çok nadir okuyan vardı zaten. Kız çocuğu iş öğrenir, bahçede çalışır, hayvan bakar, büyür, evlenir, kocasına, çoluk çocuğuna anne olur. Kadın olur. Okumak bizim neyimize? Eski yazıyı da bilmem. Sadece öğretilen duaları bilirim. Onunla dua ederim, namazımı kılarım o kadar. Anam babamın da suçu yok. Onlar da bilmezdi ki bizi öğretsin. Bilsem eski yazıyı Kur'an'ımı okurdum. Geçti gayrı benden. Sizler okuyun evlatlarım. Okuyun, bilin. 12 yaşıma kadar bağda bahçede çalıştım. Gece karanlıkta pür toplamaya çıkardım. Kimse de bu kıza bir şey olur diye düşünmezdi. Allah korumuş o zamanlar. Eşkıyalar yolumu kesmemişler. Duyardık civar köylerden. Eşkıya indi köye, şöyle yaptı böyle etti diye. Sabah namazına yetişirdim. Hayvanları çıkarır, otlatmaya götürürdüm. Derken teyzemin oğlu askere gitmeden önce ana babamızla konuşmuşlar. Bizi evlendirdiler. Ben o zaman 12 yaşını yeni bitirmiştim. Daha hayız bile olmamıştım. Acele etmelerinin sebebi oğulları askerden gelene kadar kızı başkası almasın diyeymiş. O zamanlar askerlik çok uzundu. Şimdi gidiyorlar, geliyorlar. Ben de alımlıyım tabii o zamanlar. Kız kısmı durduğu yerde durmaz, evlenir, baş göz ederler diye düşünmüşler. Kocam askerden gelene kadar teyzemin işlerine koşuyor, o bitince anamların işlerine koşuyordum. Bir deri bir kemik halimle duvarlarını bile sıvardım. Kimse de kızım sen yorulmadın mı diye sormazdı ya bana. Abimle erkek kardeşlerim İstanbul'a çalışmaya gittiler. Almanya'ya gideceklerdi de anam, elin ecnebisine giderseniz sütümü helal etmem deyince İstanbul'da iş tutmaya gittiler. Kocam askerden geldi, kaynımın da düğününü yaptık. Kaynanamın yanında kalıyoruz o zamanlar. Şimdiki gibi ayrı ev olması ne mümkün?
Bir iki sene kocamla bağ bahçe çalıştık, bir oğlumuz oldu. Benim kardeşlerin işi İstanbul'da tutunca, elleri para görünce bizi de çağırdılar. Kocam önce ne işimiz var dedi, gitmek istemedi. Ama kaynım çok baskı yaptı. Abi bak ben de evlendim. Anamın evinde sıkış tepiş çalışıp didiniyoruz. Elimize geçen bir şey yok. En azından İstanbul'a gider ekmeğimizi kazanırız. Anamlara da para göndeririz. Yaşlandığımızda da hala bağ bahçede uğraşmayacağız gibi her gün kocamla konuşuyordu. Ramazan bayramında abim ve kardeşlerim köye geldiğinde konuşmalar sonucu kocam ikna oldu. Bir iki aya kadar kalmadı biz de taşındık. Koca bir şehir. Hiç alışık değilim. Köyden hiç çıkmadım ki. Ben ikinci çocuğa hamile kaldım. Bu arada kaynımın evliliğinden 2 yıl geçmiş. Hala çocukları olmamıştı. Doktora gittiler. Yok, çocukları olmazmış. Kısır dediler kaynıma. Eltimde sorun yokmuş. Eltim de kaynımı seviyor diye ayrılmadı kocasından. Kocamla kaynım ortak iş yapmaya başladılar. Kardeşlerimden ayrılıp kendi işlerini kurdular. Gece gündüz çalışıyorlardı. Anadolu bir araba aldılar. Başka şehirlere de yaptıklarını satmaya götürüyorlardı. Kocam kardeşine çok bağlıydı. Bize ne alırsa kaynımlara da aynısını alıyordu. Bizim eve 5 litre yağ alınsa onlara da aynısı alınıyordu. Diyordum ki, bak herif, biz 4 kişiyiz, çoluk çocukla yetiştiriyoruz. Onlar 2 kişiler, bu kadar onlara fazla. Sen karışma diyordu. Her şey eşit olacak. Sonradan öğrendi zaten. Eltim fazla fazla aldırıp memlekete anasına gönderiyormuş. Öğrendi de ne oldu? Konusunu bile açtırmadı. Ne çok korurdu kardeşini. Üçüncü çocuğa hamile kaldığımda kocam dedi ki, bu karnındaki çocuğu kardeşime vereceğiz. Dona kaldım. Ne yapacağımı bilemedim. Olmaz dedim. O benim canım. Ne olacak dedi. Bizde 2 tane daha var. Zaten sen yine doğurursun. Ya bu eşya değil, mal değil, mülk değil. Can bu can. Hiç çocuk verilir mi? El olmasını bırak. Yakınında da olsa o çocuk senden çıkarsa el olur. Desem de anlatamadım. Ağladım, yalvardım. Etme, eyleme dedim. Yazık dedim. Bu çocuğun günahı ne? Anasından kardeşlerinden ayrı kalacak. Ayrı büyüyecek. Nuh dedi, peygamber demedi. Nerede ayrı büyüyecek? Zaten yan yanayız. Sadece ana babasını onlar bilecek, o kadar. O 8 ay bana haram zıkkım oldu. Ben yok dedikçe, ağladıkça kötü davranmaya, dövmelere başladı. Başka karıdan çocuk yapar, gene kardeşime veririm diye tehdit etti. Yapma dedim. Senin kardeş sevdan seni bozacak. Başka kadın insan değil mi? Ne farkı var? Ha benden aldın çocuğu, ha başka kadından. Bu sevdadan vazgeç dedikçe çocuklara da bana da zulmetmeye başladı. 8 ayın sonunda doğum gelip çattı. Hiç çıkarmak istemiyordum çocuğumu karnımdan. Ağlaya ağlaya doğuma girdim. Ebeler vardı eskiden, evlere gelirlerdi. Hastanelere gitmezdik öyle. Doğum çok zordu. Saatlerce doğurmaya çalıştım. En sonunda ıkınırken bayılmışım. Ayıldığımda hastanedeydik. Çocuk ölü doğmuş, kız çocuğuymuş. Benim de bir şeylerim çıkmış, tansiyonumu ne geçmiş gün hatırlamıyorum. Ben kararmaya başlamışım. Bayılmışım. Hastaneye zor yetiştirmişler. Ben çocuğumun öldüğüne mi yanayım? Kendime mi diye ağlarken eltimle kaynım tepemdeydi. Kocamın da onların da suratı 5 karış. Meğersem kızım yaşasaymış onu alacaklarmış. Onu almaya gelmişler. Kundakları falan yanlarındaydı. Ben değildim gelme amaçları. Ölü doğunca da tepeler atmış. Ben ölümden dönmüşüm, bunu düşünen bile yok. Geçmiş olsun yenge deyip bırakıp gittiler. Onların ardından kocam da bana kızmaz mı? Ne ettin ettin, bu çocuğu vermemek için karnında öldürdün diye. Ben nelere ağlayayım? İçim yanmış, evladım ölmüş. Ben hala ölüm döşeğinde, iyileşmem gerekiyor şunların ettiklerine bak sen. İyileştim, eve geçtik. Haftalarca kocam benimle konuşmadı. İşini görür giderdi. Şimdi bunu söylemek ayıptır. Detaylı anlatmayalım kızım. O doğumdan sonra evladımın ölümü beni çok perişan etti. Aylarca yavruma gözyaşı döktüm. Kucağıma bile alamamıştım. Derken tekrar hamile kalmışım. Korunma nedir bilmezdim ki. Kocam da bilmiyordu herhal. Bana bir şey demedi. Nece zaman sonra anladık hamile olduğumu. Tabii hamile kalınca doğumdan beri konuşmayan eltimle kaynım da güle oynaya bize geldiler. Hediyeler almışlar, bana nasıl övgüler yapıyorlar bir bilseniz. Öfkem 1000 kat daha arttı. Hiç yüzlerine bakmadım. Amaçları belliydi. Bu çocuğuma göz dikmişlerdi. Onlar gidince kocama dedim ki, bak aklından bile geçirme. Bu çocuğu onlara vermem. Zaten ölen yavrum hala burnumda tütüyor. Demeye kalmadan, yok dedi. Ne vermesi? O önceki çocuktaydı. Sen çocuğumuza iyi bak. Kardeşim zaten yuvadan çocuk bakıyor. Başkasının çocuğunu alacak dedi. Peki anasım gelmedi.
Ama takip ediyorum kocamı. Çocuğu vereceğiz falan diye hiç konuşmuyor. Ha dedim. Demek ki çocuk ölünce akıllandı. Artık kendine geldi. Bu ona ders olmuş. Bu arada kaynımla eltim bana bir iyiler bir iyiler, ağızlarından bir yenge çıkıyor, bin yenge dökülüyor. Eltim iki güne bir bizde. Ama yenge sen yapma, ben yardım edeyim. Ama yenge bak bir çocuğun öldü, buna dikkat et. Çocuk neyse de senin artık canın tehlikede. Ben seni düşünüyorum falan. Ben de kandım tabii ki. Kötü düşünemem ki kızım ben. Böyle aylar geçti. Doğuma bu sefer hastaneye götürdüler beni. Ne olur ne olmaz diye. Normal doğum olmadı. Ameliyatta aldılar çocuğu. O zamanlar şimdiki gibi değil. Baştan başa karnımı yarmışlardı doktorlar. Şimdi küçücük delik açıyorlar, alıyorlar çocuğu. Gözümü odada açtığımda sadece kocam ve iki çocuğum vardı. Kocama baktım, konuşamıyorum. Çocuk iyi dedi. Bir kızımız olmuş, sağlıklıymış. Hemşirelerin yanında dedi. Ayılıyorum, bayılıyorum, uyanıyorum, çocuk yok. Ha şimdi gelecek, ha şimdi buradaydı. Sen uyuyorsun diye götürdüler falan. Bir terslik vardı. Az biraz kendime geldim. İçeriye hemşire girince ona sordum. Kızım nerede, görmek istiyorum diye. Hemşire de çocuğu aldılar, haberiniz yok mu dedi. Kim aldı, nasıl aldı diye feryat ederken kocam hemşireyi dışarıya çıkardı. Ne konuştu bilmiyorum. O kadın zaten bir daha da benim yanıma gelmedi. Meğer kaynım hazırlıklıymış, çocuğun doğmasını bekliyorlarmış, çocuğu alıp gitmişler. Nasıl yaptılar bilmiyorum. Kendi nüfuslarına geçirmişler, sonradan öğrendim. Nüfus kağıdında kaynım babası, eltim de anası olarak kayıt olmuş. Ben o gün hastaneye inlettim. Feryatlarım odayı aştı. Fazla tutmadılar beni hastanede. O zamanlar polis neyin bir şey yok. Hastanede kime neyi şikayet edeyim? Çocuğumu aldılar diyorum. Kocam biz verdik, kendinde değil sayıklıyor diyor. Kağıtları gösteriyor. İmzalı kağıtlar varmış elinde. Çocuğu onlara veriyoruz diye. Benim hiçbirinden haberim yok. Bana hamileliğimde hep oyun oynamışlar. Eve geldik, gözümün yaşı, bağrımın yası tükenmedi. Ne kısmetse sütlerim de bol bol akıyor, durmuyordu. Önceki iki çocuğumda da bu kadar sütüm olduğunu bilmem mesela. Kocam gel git beni yatıştırmaya çalışıyor. Yapma, etme, eyleme. Bak bizim iki tane daha evladımız var. Daha da çocuk yaparız diye. Ne fayda? Ben başka çocuk istemiyorum ki. Ben doğurduğum kızımı istiyorum. İçimde ateş yanıyor. Benim canımdan can gidiyor. Sen baba olarak ne anlarsın dedim. Dinlemedi bile. Tek derdi beni yatıştırmak. Jandarmaya gideceğim, çocuğumu alacağım dedim. O da git. Ama biz gönlümüzle verdik. Sen de ben de imza attık. Bu çocuk oyuncağımı ver al demezler mi sana dedi. Ben hiçbir şey imza atmamıştım ki. Bana bir kağıt gösterdi. Bak imzam burada diye. Okumam yazmam yok ki anlayayım. Ama kağıdı tanıdım. Büyük çocuğumun okulu için devlet kağıt gönderdi. Anası imzalaması lazım demiş. Dediği kağıttı. Ben nereden bileyim? Güvenip karalamıştım. Parmak bile basmıştım evladım okusun diye. Yalanmış. Oyun yapmış kahrolası adam. Diğer mahallede karakol vardı. Oraya koştum. Kocam da ardımdan geldi. Komisere her şeyi anlattım. Komiser beni dinledi. Kocam sakin sakin benimle ilgilenmeye çalışıyor görünüyordu. Kocama sıra geldi. Komiser kocama sordu. Kocam da kardeşimin çocuğu olmuyor. Karımla düşündük, taşındık. Hallerine çok üzülüyorduk. Bir çocuğumuz daha olursa onlara verelim, yabancı değiller, aramızda büyür gider, onların evladı olarak büyüsün dedik. Bundan önceki çocuğumuz kısmet olmadı, Hakk'ın rahmetine kavuştu. Bu çocuk kısmetmiş, bütün belgeleri burada. Aylardır ses etmiyordu, şimdi ne oldu da çocuğum da çocuğum diyor, anlamadık dedi. Ben yalan söylüyor, oyun oynadılar bana desem de komiser kağıtlara baktı. Kızım dedi, parmak bile basmışsın, imzalamışsın. Kendi rızanla vermişsin çocuğu, al ver olmaz, bunu önce düşünecektin. Ben nasıl ağlıyorum ama. Polisler beni tutamıyor. Biraz yatıştıktan sonra komiser kocama döndü dedi ki her gün çocuğunu görsün. Ayrı tutmayın, yazıktır kadına. El kadar bebe emzirsin kızını. Uzak tutmayın. Demek ki sonradan pişman olmuş. İçi sor en azından dedi. Kocam tamam dedi komiserim. Çocuk büyüyünce ben senin ananım. Bunlar amcanla yengen falan derse çocuk ne halde olur dedi. Saatlerce orada tartışmalar, konuşmalar oldu. Kaynımla eltim de çağrıldı. Son karar olarak her gün kızımı emzirmeye gideceğim. Çocuğa anne baba olarak hiçbir şey yansıtmayacağız. Ama çocuk uzak tutulmayacak. Ben de çaresiz kaldım. Yavrumu alamıyorum bari. Yavrumun kokusunu alayım. Devamlı yakında olayım dedim ve kabul ettim. Eltimle evimizin arasında iki sokak mesafe vardı. Yan yana sayılır 5 dakikalık yol. Her gün sabah namazından önce, öğle olmadan, akşam namazını kılmadan bir de gece emzirmeye gidiyordum. Sadece emzirdiğim zamanlar mutluydum. Geri kalan saatler hep ağlıyordum. Sütüm de o zamanlar bir bereketli sormayın.
Evde çocuklarımı besliyor, ev işi yapıyor, emzirme saatlerime göre kendimi ayarlıyordum. Bu arada ilk gittiğim gün bir baktım ki odanın birini süslemişler. Çocuk için oda yapmışlar. Şaşırdım. Dedim ne zaman yaptınız? Meğer önceki çocukta hazırlamışlar ta. Benim haberim yok. Çocuk ölünce bozmuşlar. Şimdiki kızım için tekrar yapmışlar. Bir de eltim yüzsüz yüzsüz demez mi? Senin yüzünden onca masraf ettik diye. Ucunda çocuğum olmasa denecek çok şey vardı da sustum sabrettim. Ben çocuğumu emzirirken bir dakika gözünü ayırmıyordu kadın. Öfkeyle bakıyordu. Daha doymadı mı? Sen uzatıyorsun. Alıştırma çocuğu kendine. Oyalanma, emzir, hemen dön. Bak iznin var diye kötüye kullanma bunu. Sanki benim evladımı benden almamışlar da ben onlara yalvarmış gelmişim. Çocuklarına bakıyorum gibi konuşuyordu. İnan yavrum öyle zor günlerdi ki sabrettim, hep içime attım. Hiçbir şey konuşmadım. Olur ya, kızarlar, yavrumu da bir daha göremem. En azından emzirirken görebiliyordum. Sevmeme bile izin yoktu. Emzirip çıkıyordum. Ben bir gün pes edeyim de gelmeyeyim diye ellerinden geleni yaptılar. Kocama anlatıyorum. Kadını haklı görüyor. Kim bilir ne yaptın. Sen oyalanıyor, çocuğa annesi gibi davranıyorsundur. Hareketlerine dikkat et diyordu. Artık dememeye başladım. Günler böyle geçerken bir gün kaynımlar taşınacaklarını söylediler. Kendi evlerine geçeceklermiş. Kendi evleri de bizim evle neredeyse yürüyerek 45 dakika. Beynimde kaynar sular döküldü. Ben nasıl giderdim oralara? Gidip gelmem bile kaç saat sürer? Kocama söyleyince artık kiradan kurtuluyorlar. Tabii ki ev alacaklar dedi. Sen onları mı kıskanıyorsun yoksa? Lafı nereden anladı? Ben neden ev alıyorlar mı dedim. Uzağa taşınıyorlar. Ben nasıl her zaman gideceğim? Çocuk ne olacak dedim, anlamadı. Zaten kardeşine öyle değer veriyordu ki ben ne dersem diyeyim beni duymuyordu. Halbuki iki ortak kardeş iş yapıyorlar. Biz iki çocukla hala kirada oturuyorduk. Bunu bile söylemedim. O zaman dedim ki biz de onlara yakın bir yerde kiraya geçelim. Nasılsa burada kiradayız. Kabul etmedi. Orada kiralar pahalıymış. Eski köye yeni adet mi getiriyormuşum? Dedim ben çocuğu nasıl emzireceğim? Günde bir kere gidersin dedi. Öyle galisi konuştu ki yalvardım dinlemedi. Israr edince beni dövmeye başladı. Her yerim hep çürümüştü. Çocuklar korkudan bizden hep uzak kaçıyorlar, yaklaşmıyorlar. Oldukları yerde ağlıyorlardı. Ertesi gün eltimle kaynım evdeyken onlarla konuştum. Abinizi ikna edersiniz, sizin sözünüzü dinler. Biz de sizin yakınınıza taşınalım. Ben her zaman nasıl emzirmeye gelirim? Çok uzak dedim. Onlar sanki bunu söyleyeceğimi biliyorlarmış gibi cevap verdiler. Zaten çocuk kaç aylık oldu. Az az yemeklere başlayacağız. Gelmesin, emzirmesin, ne yapalım dediler. Olayı kapattılar. O taşınma zamanları benim için acı dolu günlerdi. Yavruma bu kadar yakın olmayacaktım. Her dakikayı, her saniyeyi değerlendiriyor. Yavrumun kokusunu içine çekmeye çalışıyor. Ağlaya ağlaya emziriyordum. Gün geldi, taşındılar. Ben artık sabah namazından önce çıkıyor, 45-50 dakika yürüyor, çocuğumu emziriyor, tekrar evime geliyordum. Artık hayat benim için daha zordu. Ama yavrumun kokusu yorgunluğumu alıyordu. O zamanlar araba da yok, kocam da götürmüyor. Ya da bir şeye binip gideyim, para da vermezdi ki. Böyle böyle 1-2 ay daha gittim. Sabah akşam gidip emzirip gelir oldum. Eve zor yetişiyor, hem evdeki çocukları ihmal etmiyordum. Devamlı da eltim olsun, kaynım olsun, zor oluyorsa gelme bak. Yemek suları vermeye başladık, meyve, yoğurt vesaire yiyor falan diye söylüyorlar. Benim gelmememi ima ediyorlardı ama ben duymamazlıktan geliyordum. Bir gün yine sabah emzirip döndüm. Akşama tekrar gittiğimde eltim kapıdaydı. Anamlar gelecekler, ben onlara bir şey almaya gidiyorum dedi. Tam hatırlamıyorum ne almaya gittiğini. Evde kaynım vardı. Ben çocuğun odasına kızımı emzirmeye gittim. Baktım arkamdan gelmiş, kapıda bana bakıyor. Dedim çocuğu emzireceğim, sen çık. Olmaz dedi, yalnız bırakmam, senin sağın solun belli olmaz. Yav ayıptır, günahtır. Emzireyim gelirim. İkinci kattayız, çocuğu alıp pencereden kaçacak halim yok ya. Öyle deyince homurdanarak gitti, kapıyı kapattırmadı, aralık bıraktı. Ben de çocuğu emzirmeye başladım. Hem ağlıyor hem kızımı emziriyordum. Emzirmem bitti, kızım uyudu. Yatağına yatırdım, arkamı döndüğümde kaynım dibimdeydi. Korktum bir anda. Tövbe bismillah abi, korkuttun dedim. Ne abisi ya? İzledim seni. Ne güzel m*****'in var senin. Deyince gözüm döndü. Dizimle ne vurup kaçmaya çalıştım. Dış kapıyı kilitlemiş. Korkudan bağırarak arkamdan yetişti. Ağzımı kapıyor. Ağzından salyaları akarak pis pis konuşuyordu. Sanki sen buralara kadar emzirmeye mi geliyorsun? Sabah akşam sokaktasın. Kim bilir kimlere veriyorsun diye. Bir de ben tadayım bakayım sütün tatlı mı?
gibi daha ağzıma almaya tövbe çektiğim bir sürü pis laf ederken bana saldırmaya çalışıyordu. İçeride uyuyan kızım sesimi uyanmış. Avazı çıktığı kadar ağlıyordu. Kaynım beni zorla divana attı. Ben bağırmaya çalıştıkça ağzımı kapatmaya çalışıyordu. O sırada zil çaldı. Kaynım çok korktu. Boğazımı sıkarak beni tehdit etti. Bunu birine söylersen çocuğunu boğar eline veririm. Bize yar olmasın diye kendi çocuğunu öldürdü der, üstüne iftira atarım. Herkes bana inanır. Senin gibi birinin sözüne inanmazlar dedi. Sesim çıkmıyordu. Çocuğumu ne kolay öldürecekti. Ben koklamaya doyamıyordum. Kendi çocuğu değil ya. Hemen gözden çıkardı. Kendi derdini bana dert etti. Hızlıca çocuğun odasına gittim. O sırada kaynım da kapıyı açmaya gitti. Kaynım diyorum ya, teyzemin oğluydu. Ne acı değil mi? Ailemizde sapık bir adam vardı. Bunları düşünüp çocuğumu yatıştırmaya çalışırken Eltim koşarak içeri girdi. Bana bağırmaya başladı. Saldıracaktı. Bağırırken kaynım onu tutuyordu. Ne oldu çocuğuma? Neden ağlattın diye. Kaynım pis ağzıyla 2 dakikada iftiralar düzdü. Ben tuvalete girdim. Çocuğu alıp kaçacakmış. Kapıyı kilitledim de kaçamadı. Bağırışmalar olunca da çocuk korktu. Karıcığım sen dur sakin ol. Ben atarım onu evden. Kadın delirdi. Bana bir tokat attı. Kızım elimden kapar gibi aldı. Defol evimden, defol diye bağırıyordu. Kaynım benim yine boğazıma yapıştı. Bu sefer karısının önünde beni tehdit etti. Abime biz bir şey demeyeceğiz ama bir daha bu eve gelemezsin. Çocuğumuzdan uzak dur. Sırf abim üzülmesin diye bu aramızda kalacak, bunu unutma. Abim duyarsa sağlığına bir şey olur, ahlaksız kadın. Nutkum tutuldu. Ne ahlaksızdı sen bana dememe kalmadı, lafı ağzıma tıkadı. Senden her şey beklenir, sırf çocuğu almak için iftira bile atarsın. Bir laf daha konuşursan ben daha beterini yaparım diye bağırdı. Gözleriyle işaret ediyordu. Biraz önceki yaptığı tehdit geldi aklıma. İçime attım, sustum. Evden dışarı attı beni. Komşular kapıya çıkmıştı. Hala bağırıyordu arkamdan. Çocuğumuzu çalacak bir de utanmaz. Seni polise vermeden defol evimizden. Defol. Komşular kapılarını çekerek kapattılar. Kaynım da kapıyı çarparak kapattı. Öylece kala kalmıştım ortalıkta. Ne yapacağımı bilemedim. Koşar adımlarla eve doğru gitmeye çalışıyordum. Başıma gelen pişmiş tavuğun başına gelmemiştir. Ben şimdi ne yapacaktım? Tekrar nasıl gelecektim? Çocuğumu görmeden yapamazdım ki ben. Kocama söylesem bana inanmaz, o kardeşine inanırdı. Bu düşüncelerle eve varmışım. Ama o anki korkuyu atamıyordum üzerimden. Gece kabuslarla dolu bir gece oldu. Kaç kere sıçrayarak, bağırarak uyandığımı hatırlamıyorum. Bir ara kocam kalktı, gitti yanımdan. Cinlere mi karıştın? Ne oldu? Bir uyutmadın. Yat zıbar. Ben öteki odada yatacağım dediğini hatırlıyorum. Ezan okunmadan kalktım yine. Ama evden çıkamadım. Ayaklarım geri geri gidiyordu. Üşüyordum. Ateşim çıkmış. Gece belki de üşüttüm yolda dedim. Gidecektim, yalvaracaktım. Ne olursa olsun yavrumdan ayrılamazdım. Polise gitsem ne diyecektim ki? Ben çocuğu emzirirken kaynım kapıdan dikizlemiş. Bana çullandı mı diyecektim. Onlar hemen iftira atardı ki. Kim bana inanırdı? Hem o pislik adam çocuğumu öldürürse ben ne yapardım? Bu düşüncelerle merdivenden aşağı inmeye çalışırken ayağım boşa çıktı. Merdivenlerden yuvarlandım, bir gümbürtüyle düştüm. Komşumuz Hacı abi vardı, yaşlıydı o zamanlar. Artık ölmüştür. Allah rahmet eylesin. Namaza gidiyormuş, düşme sesime koşarak geldi. Kocamı falan çağırdılar, çıkıkçı geldi, ayağım burkulmuş. Kalçam çok ağrıyordu, ayağımı sardı etti. Ateşim içinde bir şeyler yaptılar. O gün yataktan kalkamadım. Ama her gün akan sütlerim yoktu. Dünkü korkudan mı neden bilmiyorum, sütüm çekilmiş. Ertesi gün ayağa kalkmaya çalıştım. Mecbursun, evde çocuklar var. Yemek lazım, iş lazım. Öyle böyle dolanıyorum evde. Ama aklım kızımda. Ne yapacağım ben diyorum. Gitsem gidemiyorum. Bu çocuk onun gibi bir sapığın elinde büyür de ileride kızıma bir şey yaparsa diye aklım çıkıyor. Öyle ya, kardeşinin karısına, teyzesinin kızına bunu yapan üvey kızına yapmaz mı? Bunları düşündükçe daha çok fenalaşıyorum. Karar verdim, ne olursa olsun kocama söyleyecektim. Olmadı karakola giderim. Ama bu sapığın elinde çocuk büyümesin istedim. Akşam oldu, kocam geldi. Çocuklar uyuyunca kocama anlattım. Daha odaya girmiş, beni dikizlemiş demeye kalmadı. Devamını bile dinlemeden suratıma bir yumruk attı. Neye uğradığımı şaşırdım. Senin ağzın neler diyor? Kardeşime bu pis iftirayı nasıl atarsın? Çocuğunu alamadın diye kudurdun mu? Arka arkasına sayıyor, bir taraftan da beni dövüyordu. Sobanın üstünde yarım su dolu güğün vardı. Öfkesini alamadı, onu kaptı, onunla vurmaya başladı. Vurması bir yana, söylediklerini bir duysanız. Sen neler öğrenmişsin, sana bu akılları kim öğretiyor, kimlerle konuşuyorsun, kimlere gidiyorsun sen bu iftirayı düzdün diye. Hiçbir şekilde bana inanmayıp beni dinlemedi. Her şeyde suçlu bendim. Tekmeleyerek kapının önüne attı. Sesim apartmanı, mahalleyi sardı.
Komşuların hepsi kapıya çıktılar. Kocamı tutmaya çalışıyorlardı. Öldüreceksin karını yeter diye. Zar zor aşağı komşu kadın beni evine aldı. Kocam apartmanda bağırıyordu. Bu kapıdan içeriye giremezsin artık diye. Ağlayacak bile halim kalmamıştı. Komşu kadın beni evine çekti. Konuşamıyor, sadece kekeliyordum. Anlatamadım hiçbir şey. Yaşadıklarıma inanamıyordum. Komşu kadın yardım etmek istedi. Dedi köyüne gönderelim bari seni. Siniri yatışsın gelirsin. Köye de dönemezdim ki. Ne diyecektim ki aileme? Kime ne anlatacaktım? Bizim oralar ufak yerler. Bir dedikodu hemen yayılır ve kadının sözü çok önemsenmez. Kaynım olacak o şerefsiz. Ortaya bir kıvılcım atsa köyde gebertirlerdi beni. Atılan iftira yenilirler çünkü. O gece komşu kadında kaldım. Komşumdan da Allah razı olsun sokağa atmadı. Gecenin bir yarısı. İstediğin kadar burada kal dedi. Ama kocasının bakışlarını sevmiyordum. Kendimi fazlalık gibi hissediyordum. Birkaç gün kaldım. En azından çocuklarıma yakın olurum, seslerimi duyarım ümidi vardı. Daha el kadar bebelerdi. Nasıl annesiz büyüyeceklerdi onlar? Ben nasıl evlatlarımdan uzak kalırdım? Kızımı zaten göremiyordum. Şimdi de diğer çocuklarım. Allah'ım bana yardım et diye dua ettim hep. Komşu kadında bir suskunluk vardı. Kocası zaten kapıları çarpıyor, sanki gitmem için elinden geleni yapıyordu. Ya da ben öyle anlıyorum diye düşünüyordum. Utanıyordum kendimce. Komşuma gitmek istediğimi, fazla kalmak istemediğimi söyleyince bir şey demedi. Demek ki kocası rahatsız oluyormuş, haklıymışım. Kadına sözüm yok. O birkaç gün beni korudu, kolladı ya. Sağ olsun. Dedi ki avcılarda bir doktor çift var. Çocuklarına bakacak birini arıyorlar. Senden iyisi olmaz. İstersen oraya git, biraz kendini toplarsın. Yoksa koca İstanbul'da ne edersin? Mantıklı geldi. Ertesi gün doktorların evine gittik. Konuştuk, durumumu anlattım. Benden çok da büyük değillerdi. Çok kibar insanlardı. Hemen başla dediler. Ama dedim ara ara mahalleye gidip çocuklarımı göreyim, izin verir misiniz? Hafta sonu biz evdeyken gidebilirsin deyince kabul ettim. Bu arada komşu kadın eşyalarımı almak için kocama gidiyor. Kocam da bir saate hazırlar aşağı koyarım alsın diyor. Bir saate kalmadan bir bakıyorlar ki kocam olacak o adam. Bütün eşyalarımı sokağın başına indirmiş, benzin döküp yakmış. Sokak duman olmuş. O kadın demiş, kim altına yatıyorsa üstüne odun atsın. Benden iğne alamaz. Komşum, abi belki karın haklıdır, günahına girme dediyse de sen karışma abla. Benim her şeyden haberim var artık. Her şeyi öğrendim. Bence sen de uzak dur o buradan. Evden atmak da iyi etmişsin. Kocanı da elinden alırdı demiş. Duyunca öyle kötü oldum ki. Daha da kötü olan ise komşum bana bunları söyledi ama bir daha konuşmayalım. Kocam istemiyor dedi. Ne oldu dediysem de cevaplamadı. Kocam neler duymuş? Daha ne iftiralar atılmış acaba? Komşum hepsini biliyordu belliydi ama bana söylemedi. O da inanmıştı demek ki. Artık benim mahalleyle bağım kalmamıştı. Her hafta sonu iyice kafamı, gözümü sarıp tanımayacak şekilde mahalleye gidiyor, çocuklarımı görürüm umuduyla etrafa bakınıyordum. Ama kimseyi göremedim. Bir gün at mahalleden bir teyzeyle karşılaştım, beni tanıdı. Yüzüme tükürdü. Ne yüzle mahalleye geliyorsun hala utanmaz kadın? Kaç evi ocağa batırmışsın, sıra kimde ha? Kime bakıyorsun diye. Kadın beni dinlemedi bile. Sonra öğrendim ki kocam olaydan kısa süre sonra evden taşınmış. Sordum, soruşturdum. Kimse bir şey söylemedi. Kapılardan kovdular. Balkonlardan su boşalttılar üzerime. Mahallelerini kirletiyormuşum. Kaynımın evine gittim. Bir umut, belki acırlar da çocuklarım nereye gitti söylerler diye. Korkmuyordum da artık. Kaynım ne yaparsa yapsın. Yapabiliyorsa ben de ona yapacaktım. Çantamda ekmek bıçağı vardı. Bir şey yapacak olsa sokacaktım karnına bıçağı. Her şey o pisliğin başının altından çıkmıştı. Güya teyze oğlu. Gittim de kapı duvar. Kimseler yok. Evi satılığa çıkarmışlar. Ev boştu. Kolum kanadım kırıldı. Nerede bulurum ben çocuklarımı? Ben nasıl yaşardım artık? Gerisin geriye döndüm doktorların evine. Ağladığımı, perişanlığımı görünce sordular. Ne oldu diye. Olanları anlattım. Onlar da çok üzüldüler. Sen biraz toparlan buluruz çocuklarını. Sen merak etme dediler. Aradan çok uzun zaman geçmedi. Boşanma kağıtları gelmiş. Beni mahkemeye çağırıyorlardı. Tek umudum boşanmada çocuklarımın yerini bulmak, onları almak oldu. Ama maalesef ki hakim çocukları kötü bir anne olduğum, sadık bir eş olmadığım için bana vermedi. O köpek kaynım şahit olmuş. Karısı olacak kadın da sanki bizi yakalamış edasıyla iftira attı. Attığı iftira ise şu. Kocam bana bu kadının ahlaksız olduğunu söyleyince inanmadım. Çünkü bize saf kadın gibi görünüyordu. Meğersem ne yılanmış. O gün dışarı çıkıyorum diye eve saklandım ama kulaklarıma inanamadım. Kocamı tehdit etti bu kadın. Benimle yatmazsan ortalığı ayağa kaldırırım, karından seni ayırırım, çocuğu da sizden alırım diye. Kocam zavallı, gıhı çıkmadı, konuşamadı. Ben aniden ortaya çıkınca kendini, üstünü başını yırtarak çocuğumu alacağım sizden diye bağırmaya başladı, zor attım evden. Kocamın teyzesinin kızı bir de bu hakim bey, azmış bu kadını azmış. Kocası da evden attı zaten, adama neler yapmış.
Daha da akla sığmayan iftiraları düzdüler o gün. Bir iki de adam getirmişler şahit olsun diye. Güya ben parayla yatma teklifinde bulunmuşum da kaynımı ve kocamı tanıyorlarmışmış. Yakışır mıymış böyle bir kadın? Söyleyememişler senin karın böyle diye. Yuva yıkmak istememişler. Adamlar karılarına sadık olduğu için kabul etmemişler. O kadar çok üzüldüm ki kahroldum bu yalanlara. Hakim çocukları babalarına verdi. Ben de çocuklarımı göremeyecektim. Allah o doktor karı kocadan razı olsun. Bütün bu olanlara inanmadılar. Senin halini görüyoruz, sen haklısın. Elbet ilahi adalet yerini bulur dediler, sabret dediler. Onlar da çok uğraştılar. El olmalarına rağmen haklarını yemem, kendi kardeşleri gibiydim. Yıllar yılları kovaladı, evlatlarımın hasretiyle koca yıllar geçti. Ne siz sorun ne ben söyleyeyim. Allah'tan doktorun çocukları vardı da evlat hasretimi az çok onlarla gideriyor. Onları evlatlarım gibi görüyordum artık. Onlar da bana pamuk anne diyorlardı. Aradan 9 yıl geçti. Ama ben evlatlarımı bulamadım. Bir gün doktor hanım eve geldiğinde yarın seni bir yere götüreceğim hazır ol dedi. Yüzü gülüyordu. Nereye dedim söylemedi ısrar edince anlattı. Bugün bir hastası gelmiş hastası olan benim küçük kızımmış. Adını soyadını söyledi. Davalardan aramalardan tanıyordu zaten ismini. Anne adı baba adı her şey tutuyor. Hiç çaktırmamış tanıdığını. Okulunu falan öğrenmiş. Yarın dedi okula götüreceğim seni ama uzaktan gör kızını sakın bir şey çaktırma dedi. Ertesi günü zor ettim. Doktor hanım o gün hastaneden izin almış benim için sağ olsun. Çıktık gittik okula. Teneffüse çıktıklarında aradık göremedik. 3 teneffüs bekledik. 3. gördüm. Öyle kötü oldum ki. Yıllardır aradığım kızım köşede oturmuş, arkadaşlarını izliyordu. Ağlamaktan duramadım. Ama yaklaşamadım yanına. Söz verdim doktor hanıma. Kendimi belli etmeyecektim. Sonra ara ara kızımı görmeye gitmeye başladım. Takip ettim. Okul çıkışı okula yakın bir eve gidiyordu. Camda o kadını gördüm. Eltim olacak o kadını. Evlerini buldum ama hiçbir zaman gitmedim. Sadece kızımı görüp dönüyordum. Eğer bunlar buradaysa eski kocam da yakınında oturuyordur, ayrılmazlar diye düşündüm. Şimdi tek umudum diğer iki çocuğumu bulmaktı. Ama kızımda bir tuhaflık vardı. Çok üzüntülü görüyordum kızımı. Ana yüreği bu, hisseder. Gel zaman git zaman kızıma yaklaşmaya başladım. Okul çıkışında bir şey bahane edip yanına geldim. Adın ne senin? Benim de senin gibi kızım var falan. Kendi adımı farklı söyledim ama sanki burada başka sınıfta çocuğum varmış gibi konuşuyordum. Çocuk haklı işte. Hemen inandı yavrum. Derdim laf almaktı kızımdan. Dayın var mı senin? Amcan var mı? Çocukları var mı? Amcasının çocukları olduğunu söyleyince oyunlar oynuyor musunuz amcanın çocuklarıyla dedim. Amcamla babam küsler konuşmuyoruz dedi. Şaşırdım. Neden dedim. Bilmiyorum dedi. Babamla kavga ettiler. Amcam da köye gitti. Çocuklarla beraber dedi. Köye taşınmışlar yıllar sonra. Ne olmuştu acaba? O kadar paraları vardı, işleri vardı. Bırakıp köye neden dönsün ki? Bir gün kızıma çikolata aldım. Mutlu olsun diye. Okul çıkışı bekledim. Çikolatayı görünce ağlayarak yere fırlattı, kaçtı. Koştum yakaladım. Kızım ne oldu diye. Ben çikolata sevmem diye ağlıyordu. Çocuk kötü olunca ben de çikolatayı ayağımla ezdim. O sakinleşsin diye. Tamam bir daha çikolata yok. Pis bu pis. Kızım sakinleşti gözünün yaşını sildi. Hatta o da tekmeledi. Eve gittiğimde doktor hanıma anlattım. Doktor hanım korktu. Anlamadım neden korktuğunu. Bir şey yoktur belki dokunuyordur falan dedi. Ama yüzü bir tuhaftı. Sonra bir telaşeye girdi karı koca. Ama bana belli etmiyorlardı. Ben de ne olduğunu anlamaya çalışıyordum. Daha sonraki günler doktorlar okula sağlık taraması düzenliyor. Gönüllü doktorlar toplanıyor. Birkaç okula sağlık taraması başlatıyorlar. Ben de ara ara okula gidiyorum kızımı görmeye. Son iki gidişimde kızım yok. Evlenin oraya gidiyorum bakıyorum cam pencere kapalı. Korkmaya başladım acaba kızım hasta mı falan diye. Ben de sonradan öğreniyorum her şeyi. Meğerse o şerefsiz kaynım sapığın pisliğin önde gideniymiş. Ben o gün çikolata ile olanı anlattığımda doktor hanım şüphelenmiş. Aslında kızımı ilk hastaneye getirdikleri, ilk gördükleri gün kızım konuşamıyor, korku içinde sayıklıyor ama ne dediği anlaşılmıyorken hastaneye kaldırılmış. Uzun bir süreymiş aslında. Kızımın tacize uğrama ihtimali yüksekmiş. Ama bir şey bulamamışlar. Çocuk da konuşmuyormuş. Bu çikolata olayından sonra doktorlar kendi aralarında konuşup genel taramayı başlıyorlar. Okullarda çocuklara özel bedava sağlık taraması diye. O zaman ancak kızıma ulaşıp yakınlık kurmaya başlıyorlar. Aile yanında olmayınca da kızım ağlayarak kendince anlatıyor. Annem evde yokken babam bana çikolata getiriyordu. Bak sana çikolata aldım ama sen böyle yaparsan vereceğim diyerek mahrem yerini... Çocuk örmeye başlamış. O sırada pislik kaynımda korkup annene ya da başkasına söylersen anneni de seni de öldürürüm, evi yakarım, arkadaşlarını öldürürüm gibi tehditler ediyormuş. Kızım da konuşamıyor, hep o pis olaya maruz kalıyormuş.
Çocuğun kollarını da sıktığı için kollarında morluklar varmış. Hepsi ortaya çıkınca adamı yakalamışlar. Karakolda iyi bir dayakla konuşturmuşlar. Eskiden çok döverlerdi karakolda. Ne dişi kalırdı ne kafası gözü. Her şeyi anlattırırlardı. Her şey ortaya çıkınca doktor hanım benim boşanmadaki evraklarımı istedi. Eski kocam da çağrılmış. Ortalık iyice karışmış. Benim bunların hiçbirinden haberim yok ama. Ben kızımı neden göremiyorum, hasta mı acaba diye düşünüp duruyorum sadece. En sonunda doktor hanım bana olayı anlattı. Ben duyunca sinir krizi geçirdim. Bayılmışım. Bütün geçmiş aklıma geldi. Ben o gün düşündüm. Bu adam sapık. Kızıma büyüyünce bir şey yaparsa diye. Ama daha büyümeden yapmış. O gün beni hastaneye yatırdılar. Daha sonra ben de karakola gittim. Bana göstermediler şerefsizi. İlimi bir geçse kendi ellerimle öldürecektim. Karakolda tutuyorlarmış. Ağzını burnunu kırmışlar. Karakolda eski kocam, küçük erkek kardeşim, abim vardı. Onları görünce bir korktum ben. Doktor abi yanımdaydı. Korkma dedi. Burada kimse sana bir şey yapamaz. Ama bana öyle kötü bakmıyorlardı. Eski kocamın başı öndeydi. Kardeşim ve abim gelip bana sarıldılar. Erkek halleriyle ağladılar. Hakkını helal et diye. Ben anlamamıştım. Doktor hanım ve doktor bey her şeyi konuşup anlatmış. O pislik sorgudayken polislere eski olayımızı da söylemişler. Kaynımı yine konuşturmuşlar. Olduğu gibi onu da itiraf ettirmişler. O yüzden hepsi benden hak diliyordu. Ben konuşmadım, sadece bakıyordum. Kızım nerede diyordum sadece. O sırada kocam ayağa kalktı, yüzü yerde sessizce haklıymışsın affet dediğinde feryadım yeri göğü inletti. Bütün yılların acısı o an çıktı sanki. Beni polisler, doktor bey, kardeşim, abim yatıştırmaya çalıştılar ama çok sonra kendime geldim. Bu muydu? Yıllar sonra haklıydın affet beni. Bu muydu cevabın? Bu muydu söyleyeceklerin? Bu kadar mıydı? Benim çektiğim acının sonu. Affetmedim. Affedemezdim. Affetmem dedim. Çocukları getireceğim. Bak onları da gör. Kocaman oldular. Ne olur beni affet dese de affedemezdim. Zaten 3-4 yıl önce kardeşim diye yere göğe sığdıramadığı, evladından bile geçip kendi kızını kardeşine veren adam, evet o adam, her şeyini almış, dolandırmış, bir de üstüne borçlandırıp hırsız yaftası yapıştırmış abisine. İyi olmuş diyemedim be yavrum. Yüreğim kötülüğü kaldırmaz ki. Ama yine ben aklına gelmemişim. Ta ki bu olay ortaya çıkınca, bu iftira gün yüzüne çıkınca bütün her şey yerine buldu ama ne fayda. Daha çok uzun devam ediyor da kısaca anlatayım sonucunu. Kızım mahkemece onlardan alındı, bana verildi. Uzun zaman annesi olduğumu söyleyemedim. Çocuğum kendini biraz toplayınca anlattım her şeyi. Ama bu süre o kadar kısa olmadı. Çok şükür kızım yanımdaydı ya. Uzun olsun kısa olsun ne fark eder? Ana kucağındaydı artık. Çalışıyorum, bakabiliyorum diye devlet çocuğumu bana geri verdi çok şükür. Diğer iki çocuğumu da babası getirdi. Tekrar İstanbul'a taşındılar. Ben de doktorların yanından çıktım. Zaten çocukları büyümüşlerdi. Küçük bir ev tuttum. Kızımla yaşamaya başladım. İki evladım da yanımda oturuyorlardı. Sonradan hep bana gelmeye, kalmaya başladılar. Çok şükür yavrularıma kavuştum. Babalarından iğne dahi istemedim. Çalıştım, didindim, çabaladım. Temizliklere bile gittim. Ama yavrularıma baktım. Babaları da baktı çocuklara, yalan yok. Ama benim boğazımdan lokması geçmedi. Hep pişmanlık içinde yaşadı. Pişmanlığı ve vicdanıyla öldü. Ne olursa olsun affedemedim onu. Ama kötülük de yapmadım. Düşünmedim bile. O şerefsiz sapık kaynım da hapse atılmış. Hapse girince hapishanede onu sübyancı diye mahkumlar öldürmüş. Karısı da başka bir adamla evlenmiş diye duydum. Birçok zorluklar çektim bu yaşıma kadar. Ama onlar devede kulak kalır bu yaşadıklarımdan sonra. Rabbim herkesi iyi insanlarla karşılaştırsın yavrum. Hayatımı anlatırken tutamadım kendimi, gene ağladım. Ama umarım birilerine ders olur, hayat olur. Her hayattan çıkarılacak dersler var çocuğum. Ben bugün varım, yarın yokum. En azından ardımda örnek bir hayat hikayem olsun istedim. Kimseye kanmayın. Bir adam sapıksa 7'si de kaçsın ondan, 70'i de. Namusunuzla hayatta kalırsınız, ayakta kalırsınız. Atılan iftira döner dolaşır, yıllar sonra da olsa atana bulaşır. Sabredin, eğer doğru olursanız eğri zaten bulur belasını. Evet sevgili dostlar, bir mektubumuzun daha sonuna geldik. Öncelikle teyzemizin ellerinden öpüyoruz. 72 yaşında bir teyzemiz. Kendisini konuk etmek isterdik ama gizli mahrem yaşanmış ve unutulmuş, kapanmış olaylar var. Acılarını tekrar deşmek istemedik. Kendisi de zaten bu nedenle mektup yollamış. Sağ olsun, var olsun. İnşallah bu yayını izleyen kişilere bir ders olur, bir örnek olur. Hala 2021 yılında çocuklarını başka ailelere veren aileler var. Evet, yanlış duymadınız. Hala
bu çağda var. Bakamayacağınız, büyütemeyeceğiniz çocukları yapmayın. Çocuklarınızı dövmeyin, onlara sahip çıkın. Siz bakamadığınız çocukları ellere, başka yerlere veriyorken başka aileler çocukları olmadığı için üzülüyor, ağlıyor. Ve bu hayat hikayesinden ne ders çıkardık? Siz bu hayat hikayesindeki yaşayanlardan biri olsaydınız ne yapardınız, nasıl bir yol izlerdiniz? Lütfen bunları yorumlara yazın arkadaşlar. Çünkü siz bu hikayeyi izlediğinizde bu yaşananlardan ders çıkaracak izleyicilerimiz muhakkak vardır. Bize yazıyorlar. Teşekkür edenler oluyor. Kurtuldum sayenizde diyenler var. İşte biz mutlu oluyoruz. Bu yayınları biz yaptıkça, düzgün hikayeleri, fayda çıkarabilecek hikayeleri size aktardıkça, ders çıkarılabilecek hikayeleri size izlettikçe biz mutlu oluyoruz. Hem Anlatırsan Film Olur programımız olsun, hem de Keşke Yapmasaydım programına çok fazla başvuru geliyor. Ama her başvuruyu alamıyoruz. Mesela bu hafta hikaye almamamızın sebebi, Anlatırsan Film Olur'a konuk almamamızın sebebi, bir ders çıkarabilecek bir hayat hikayesi, bir örnek hayat hikayesi yoktu. Kötü örnek barındıran hikayeler son zamanlarda gelmeye başladı. Ama biz ağırlıklı olarak fayda çıkarabilecek konular size vermeye çalışıyoruz. Bizim yayınlardaki amacımız bu. Yine zor, üzücü bir hayat hikayesi yaşanmış, geride kalan bir hayat hikayesi geride bıraktık. Bu hikaye yaşanmamış olabilir ama hiçbir zaman yaşanmayacağı anlamına gelmez. Her zaman söylüyoruz, biz hayatların gerçekliğini sorgulayamayız. Biz kimin ne yaşadığını, neler çektiğini bilemeyiz, acısını hissedemeyiz. Yaşayan bilir. Herkes hissettiğini yaşar arkadaşlar. Buradan çıkıp yazan arkadaşlara sesleniyorum. Sallıyor. Bu hikaye gerçek olamaz. Olmayabilir. Sen orasına takılma. Eğer bu kadın gerçekte yaşamışsa ya da bunu şunun için mi yapıyorlar? Bu kişiler çıksın kendini ifşa etsin diye mi? Sizin anneanneniz, babaanneniz böyle bir şey yaşasaydı siz çıkmasına razı görür müydünüz? Bir de bunu düşünün. Bazı insanlar çıkamıyor. Gerçek olmayabilir, gerçek olabilir. Bunları unutun. Buradaki hayattan biz ne ders çıkardık? Buna bakalım. Evet. Ve hala bu videoyu izlerken kanalımıza abone değilseniz abone olmanız bizleri mutlu edecektir. Çünkü verdiğimiz emeklerin karşılığı olarak görüyoruz. Ve siz de bildirim zilini açarsanız video yayınlandığında ilk sizin haberiniz olur. Gelecek hafta görüşmek dileğiyle sevgili dostlar. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.